Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, orucunu 13,5 yıl belediye başkanlığı yaptığı İnegöl'de yaklaşık 2000 kişiyle birlikte açtı. 9 ayrı noktada 10.000 civarında kardeşimiz her akşam iftar alıyor. Bizatihi 7 ayrı ülkede İftar sofraları kuruluyor. İshak Paşa Meydanı'nda düzenlenen iftar programında konuşan Aktaş, Bursa ve İnegöl'de devam eden ulaşım yatırımlarına değindi. Akıllı kavşak uygulamalarını biz Bursa'da yapıyoruz. Şimdi şükürler olsun aynı uygulamaları İnegöl'de de başladık. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da İshak Paşa Meydanı'nda vatandaşlarla iftarını açan isimler arasındaydı. Parlamenter sistemle ilgili çok sorunlar yaşadık. Bu sistemin Türkiye açısından çok fazla problemler ortaya çıkardığını hep birlikte yaşadık. CHP 28.2. Osman Gazi Belediyesi geleneksel basın iftarını Dobuca'da bulunan Değirmen Park Sosyal Tesislerinde düzenledi. Belediye Başkanı Mustafa Dündar, iftara katılan yazılı, görsel ve internet medyası çalışanlarıyla yakından ilgilendi. AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın'ın da katıldığı iftar programında konuşan Başkan Dündar, 24 Haziran seçimleri için iddialı konuştu. Belediyeciler olarak bizim için her gün seçim, fark etmiyor. Sürekli biz sahadayız, sürekli çalışıyoruz, vatandaşla iç içeyiz. Ve biz Osman Gazi olarak iddialıyız. Bu seçimlerde Osman Gazi'deki AK Parti oyları Bursa'nın en üzerinde olacak. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman seçim çalışmalarına ara vermiyor. Ziyaretlerine tarihi Kapalı Çarşı esnafı ziyaretiyle başlayan Büyükataman, Rumeli Siyat'ta iş adamlarıyla bir araya geldi. Ardından da Nilüfer ilçesinde vatandaşlarla birlikte iftar sofrasına oturdu. Büyükataman iftardaki konuşmasında güçlü Türkiye vurgusu yaptı. Terörle mücadele başta olmak üzere dış politikada devletimizin yanında yer aldı. Biliniz ve emin olunuz ki güçlü MHP, güçlü Türkiye demektir. 1889'dan 2018'e Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 129 yaşında. BTSO'nun 129. kuruluş yıl dönümü kapsamında heykel anıtı önünde tören düzenlendi. Meclis Başkanı Ali Uğur ile yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katıldığı tören, anıta çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve istiklal marşıyla sürdü. Ali Uğur, 129 yılda alınan mesafeye dikkat çekti. Merhum Osman Fevzi Efendi ve arkadaşlarının teşebbüsüyle 70 üye ile yolculuğuna başlayan odamız, bugün 40 bini aşkın üyesi, Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odası konumuna yükseldi. Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından BTSO'nun kurucusu Osman Fevzi Efendi'nin Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında dualar edildi. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 4 kişinin evine şafak operasyonu düzenledi. Gözaltına alınan şahısların ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda 3 kilo bonzai, 600 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu maddeleri paketlemede kullanılan şeffaf poşetler ele geçirildi. Evin şöminesinde ele geçirilen 3 kilo esrarı ısınmak için yakacaklarını iddia eden biri kadın 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nilüfer Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 2018 atık pil toplama yarışması sonuçlandı. Yıllardır pille ilgili, pil toplama ile ilgili yoğun bir çaba gösteriyoruz. Özellikle yeni yetişen nesillere çevre bilincini aşılamak, onların çevreye karşı duyarlılıklarını en üst seviyeye taşımak amacıyla çevreci birer yurttaş olarak yetişmelerine olanak sağlıyoruz. Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde gerçekleşen ödül töreninde konuşan Başkan Mustafa Bozbey, küresel kirlenmeye dikkat çekti. Maalesef biz suçluyuz. Yani biz derken bizim nesil. Halen daha dünyamızı kirletme konusunda duyarlılık göstermeyen
liderler var. Onların kirlettiklerini biz de soruyoruz burada. Ya da bizim kirlettiklerimizden dünyanın bir başka yerindeki çocuklar da etkileniyor. Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren okul ve öğrenciler ödüllendirildi. Mudanya Belediyesi Dünya Çevre Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Büyüklerin kirlettiği sahili örnek olmak için çocuklar temizledi. Belediye Başkanı Hayri Türk Yılmaz da temiz çevre konusunda farkındalık yaratmak için Ketendere sahilinde çocuklarla birlikte çöp topladı. Başkan Hayri Türk Yılmaz öğrencilere çevre konusunda tavsiyelerde bulundu. Bu doğayı tarif eden de bu doğada bütün güzellikleri, kötülükleri yaşatan da biziz, insanız. Öylesi bir insan kendi yaşadığı yeri niye kötü olması için mücadele etsin? Öğrenciler sahilden topladıkları çöplerle balık heykeli yaptı.